Günaydın sevgili seyirciler, mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Çok güzel, enerji dolu bir gün bizimle olsun inşallah. Evet, birazdan çok değerli bir hocam bizlerle olacak. Profesör Doktor Sayın Sait Gönen hocam bizlerle olacak. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı. Diyabetle ilgili merak edilen tüm konuları işleyeceğiz. Ayrıntılı olarak merak ettiğiniz sorularınız için 0212 995 05 51 numaralı hattan bize ulaşıp merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Sağlığın adresine hoş geldiniz. Sağlığın adresi başlıyor. Sağlığın adresi her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere sağlık ajandası olmaya devam ediyor. Şeker hastalığı nedir? Hangi tip sağlık sorunları şeker hastalığını tetiklemektedir? Şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Şeker hastalarında hangi hastalıklar veya rahatsızlıklar görülebilir? Endokrinoloji alanında başarılı isim Profesör Doktor Sait Gönen, şeker hastalığına dair tüm bilinmeyenleri şimdi sağlığın adresinde sizlerle paylaşıyor. Evet, tekrar hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk Berat Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, siz de iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Sizi gördüm. Daha iyi oldum hocam. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun. Programımın ilk başladığı hafta ikinci günü konuğumuz. Evet, evet. Bu ikinci gelişiniz. Çok mutlu oldum. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet hocam, diyabetle ilgili maalesef tüm Türkiye'nin yaklaşık olarak sorunu diyebiliriz aslında diyabet için. Tüm dünyanın diyebiliriz. Tüm dünyanın evet. Aslında evet, daha doğru bir tanım olur kesinlikle. Son yıllarda çok fazla artış gösterdi. Yani %14 oranla bir artış gösterdi. Ne dersiniz bu konuda? Neden bu kadar arttı diyabet? 14 Kasım Dünya Diyabet Günü biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Tabii hafta sonuna denk geldiği için. Böyle şey gibi aslında. Bugün ağırladım. Mesela anneler günü, babalar günü gibi. Yani bunlar diyabet de böyle tek güne sığdırılmamalı. Evet, kesinlikle. Her gün diyabetle ilgili farkındalığın artırılması için bir şeyler yapılmalı. Ama 14 Kasım tüm dünyada, Birleşmiş Milletler'in de kabulüyle dünyada diyabetle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla birçok etkinliğin yapıldığı bir gün. Ülkemizde de bu çerçevede Türkiye'nin her tarafında büyük metropollerinde diyabetle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla evet. Halk konferansları, bir takım etkinlikler, işte diyabetin rengi olan mavi, işte Boğaz Köprüsü'dür, Boğaz'daki bazı yerler o gün mavi ışıklandırıldı gibi etkinlikler yapıldı. Bütün bunların amacı diyabete dikkat çekmek. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi hem tüm dünyada hem de ülkemizde diyabet sıklığı giderek artmakta. Maalesef, evet. Yani bugün artık dünyada diyabetlilerin hepsini bir araya getirip bir ülke oluşturulmuş olsa Çin ve Hindistan'dan sonra en kalabalık ülke Türkiye. Diyabetikler olur. Diyabetik nüfuslar olur. Ülkesi, evet. Dünyada şu anda 420 binin üzerinde, 420 milyonun üzerinde diyabetik var. Evet. Yani önlem alınsa bile bu giderek artıyor. 2025 yılında bu hızla gittiğinde dünyada 600 milyona yakın diyabetlinin olacağı öngörülmekte. Ülkemizde de 1998 yılında yapılan bir TÜRDEP çalışmasında erişkin nüfusta diyabet görülme sıklığı %7.2 civarındaydı. 2010 yılında TÜRDEP 2 çalışması, yine bizim derneğimizin öncülüğüyle yapılan çalışmada erişkin nüfusta diyabet görülme sıklığı %13.7 geldi. Buna tabi böyle prediyabetik dediğimiz halk arasındaki tabiriyle gizli şeker olanlara evet. da eklediğimizde %25-26 gibi bir rakam ediyor. Çok yüksek bu da, hocam. Bu da ne demek? Her 4 erişkinden bir tanesi ya diyabetik ya da diyabete aday, prediyabetik dediğimiz ki artık prediyabet de tedavi edilmesi gereken klinik bir antit olarak kabul ediliyor. Şu anda da ülkemizde 6 milyon SGK verilerine göre 5.2 milyon diyabetik var. Sosyal Güvenlik Kurumu tabii ki bu diyabetikler oradan çıkarılan şey. Yani 5.2 milyon insana SGK, diyabet ve benzeri ilaçlarla ilgili hizmet vermekte. Evet, evet. Türkiye'de şu anda 6 milyon civarında diyabetik var. Diyabette bir göz ardı ettiğimiz olay da tüm dünyada diyabetiklerin 1/3'ü tanı almadan yaşamakta.
Yani bir de tanı almayanlarda ilave ettiğimizde. Doktora gitmediği için mi hocam tanı konulamıyor? Bir de tip 2 diyabet sinsi bir hastalık. Hı hı hı. Herkes de semptom vermeyebilir. Bazen tesadüfen ortaya çıkar. Evet. Göz sorunu için hekime gider. Başka bir nedenle hekime başvurur. Yapılan tahlillerde kan şekerinin yüksek olduğu görülür ve diyabet olduğu söylenir. Diyabetin tanısı çok kolay ama tip 2 diyabet çok sinsi bir hastalık olduğu için her zaman tüm dünyada diyabetiklerin 1/3'ü tanı almıyor, almadan yaşıyorlar. Bazen bir başka bir olay vesilesiyle müracaat ettiğinde diyabet olduğu ortaya çıkabiliyor. Evet. Peki hocam bu gizli şeker dediğiniz de mi tip 2'de geçiyor? Tip 2 diyabetin adı altında. Evet. Yani biz onu prediyabet, daha önceden latent diyabet falan deniliyor. Şimdi prediyabet dediğimiz halk arasındaki tabiriyle gizli şeker evresi. Açlık kan glukoz düzeyi 126 mg bölü desilitrenin üzerinde olduğunda biz diyabet tanısını koyuyoruz. Evet. Yani diyabetin tanı kriterlerini söyleyecek olursak lütfen 4 tane tanı kriteri var. Hı hı. Açlık kan şekeri evet. 126 mg bölü desilitrenin üzerinde olacak. Günün herhangi bir saatinde bakılan kan glukoz düzeyi 200 mg bölü desilitrenin üzerinde olacak. Yani aç tok fark etmez. Böyle gidip hekime müracaat ettiğinde ya da bir laboratuvara gittiğinde 200'ün üzerindeyse. Yine şeker yükleme testi denilen oral glukoz tolerans testinde ikinci saatte 200 mg bölü desilitrenin üzerindeyse yine 2010 yılından bu yana 3 aylık şeker ortalaması olarak tabir edilen halk arasında bizim glikozillenmiş hemoglobin düzeyi dediğimiz hemoglobin A1C düzeyi %6,5'un üzerindeyse bunlar diyabetin tanı diyabet kriterleri. Evet. Bu 4 kriterden bir tanesini bulup bir diğeriyle check ettiğimizde biz diyabet tanısını koyuyoruz. Gizli şeker ise açlık kan glikoz düzeyi 100 ile 126 mg bölü desilitre arasında ise veya tokluk kan glikoz düzeyi 140 ile 200 mg bölü desilitre arasında ise veya 3 aylık şeker ortalaması dediğimiz hemoglobin A1C düzeyi %5,7 ile %6,4 arasında ise buna da prediyabetik evre diyoruz. Bu da çok önemli artık. Yani son yıllarda yapılan meta analizlerde, çok merkezli yapılan çalışmalarda deniliyor ki prediyabet koroner arter hastalığı eş değeridir. Bu şu demek Berat Hanım. Yani bir yerde kalp krizi geçirmiş bir hasta var. Başka bir hastada da prediyabet var. Aynı. İkisinin kardiyovasküler ölüm riski birbirine eşit. Çok ciddi. Evet. Çok ciddi. Yani artık prediyabet de koroner arter hastalığı eş değeri kabul edilmekte. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak niye artıyor? Evet. Durağan yaşam tarzı çok önemli bir etken. Evet. Sedanter yaşam tarzı, egzersizin olmaması, yani şehir hayatı çok önemli bir etken. Beslenme alışkanlıkları, daha doğrusu sağlıksız beslenme alışkanlıkları diyabetin artışında yine çok önemli bir etken. Evet. Tabi genetik etken de var ama bazı popülasyonlarda, bazı topluluklarda diyabet genetik geçiş gösterdiği için tip 2 diyabet daha sık görülür. Mesela Amerika'da Arizona bölgesinde lokalize olan bir bölgede Pima yerlileri var. %50'si diyabetik bunların. İki kişiden biri diyabetik. Onlarda çok ciddi bir genetik şey de var. Ama genler böyle 50 yılda, 100 yılda falan kolay değişmiyor. Çevresel faktörler çok sağlıksız ilerlediği için diyabetin gelişiminde çevresel faktörler de çok önemli rol oynuyor. Ve artık önümüzdeki yıllarda biliyorsunuz insanoğlunun yaşama süresi tüm dünyada giderek artıyor. Evet. Ama artık diyabet ve bağlı diyabete bağlı komplikasyonlardan dolayı önümüzdeki yıllarda yaşam süresinin kısalacağı öngörülmekte. Nasıl onun için diyabetle ilgili mücadele çok önemli. Çok evet. Peki nasıl önleyebiliriz, işte bu mücadelenin sonucunda nasıl başarılı olabiliriz? İnsanlarımıza biraz farkındalığı nasıl hissedebiliriz? En önemli şey diyabet hissettirebiliriz. Mücadelede eğitim. Yani diyabet gelişmeden önce ve geliştikten sonra da diyabetin yönetimi için eğitim çok önemli. Bu eğitim de yani neredeyse anne karnından başlamalı.
çocuğun gelişimi esnasında olmalı, yetişmesi esnasında olmalı. Toplumda bu konuyla ilgili farkındalığın artırılması gerekiyor. Burada sadece yani bu diyabetle ilgilenen endokrin uzmanları, iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri yeterli değil. Diyabet bir boyutuyla bütün branşları da ilgilendiriyor tabii, aslında. Tabii, tabii. Çok yani önemli hastalıkları tetikliyor. Yani bir göz hekimini de ilgilendiriyor. Tabii. Bir plastik cerrahı da ilgilendiriyor. Tabii. Nefroloğu da ilgilendiriyor. Cildi uzmanını da ilgilendiriyor. Her bütün alanları ilgilendiriyor. Doğru. Onun için bütün sağlık profesyonellerinin bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla yapacağı çok şey var. Yeterli mi? Yetmez. Yani bölge, yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin multidisipliner çalışması gerekir. Sağlık profesyonelleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın. Sağlık Bakanlığı son yıllarda benzer bir takım çalışmalar yapıyor aslında. Diyabet, obezite ile mücadele evet. programı falan yapılıyor ama bunlar da yeterli değil. Yani böyle kolektif olarak herkesin bu konuda yapabileceği Peki, şeyler ne yapılması olmalı. gerekiyor hocam sizce? Kongrelerin mi sıklaştırılması lazım mesela? Daha fazla derneklerin mi kurulması gerekiyor? Sizce o çözüm nedir? Çözüm toplumdaki sivil toplum örgütlerinin, merkezi yönetimin, mahalli idarelerin birlikte hareket ederek multidisipliner bir yaklaşımla bir sinerji oluşturup toplumu daha fazla bilgilendirmelerinden geçer. Toplumda farkındalığı artırmaktan geçer. Diyabet ortaya çıkmadan önce önlenebilir mi? Büyük oranda önlenebilir tabii ki. Dengeli beslenme, evet, düzenli egzersizi yaşam kesinlikle tarzı haline getirdiğinde bunu önleme imkanınız, öteleme imkanınız var. Yapılan dünyadaki yapılan bütün çok merkezli çalışmalar da bunu gösteriyor. Mesela Diabet Prevention Program diye bir dünya çok merkezli bir çalışma var. Diyabet önleme programı diye. Orada sadece yaşam tarzı değişikliğinin yani dengeli beslenme ve düzenli egzersizin sadece yaşam tarzı değişikliğinin diyabeti %57 oranında çok engellediği yüksek ve bir oran. ötelediği ortaya çıkmış. Evet. Şimdi bunlar gerçekten hem maliyeti az evet, hem de çok yüksek oranlar. O zaman toplumunda dengeli beslenme ve düzenli egzersizi yaşam tarzı haline getirebilecek şekilde toplumun yönlendirilmesi, evet, o konuda farkındalığın artırılması kesinlikle gerekiyor. öyle. Düzenli egzersiz için mahalli idarelerin egzersiz yapacağı alanları aşması gerekir. Fazlalaştırması Evet. gerekiyor, evet. Belediyelerin destek Bisiklet olması yollarının, gerekiyor. bisiklet yollarının, Kesinlikle. güvenli bisiklet yollarının olması, Evet. Toplumun daha fazla işte o tür ulaşım araçlarına yönelmesi. Şimdi bakıyorsunuz, gidiyorsunuz Amsterdam'a gidiyorsunuz veya bazı batı Kopenhag'da veya bakıyorsunuz. Binlerce insan bisikletle gidiyor. Yollar var özel Evet, ayrılmış. evet. Kesinlikle öyle. Şimdi ülkemizde de bunların Türkiye'nin her tarafında fazlalaştırılması lazım. Yaygınlaştırılması yöntemlerden Evet. Bir tanesi. Evet. Park alanlarının, egzersiz yapılacak alanların özellikle İstanbul'umuzda son derece ihtiyaç. Bunların açılması Türkiye'nin her tarafında bu tür. Bunlar da tabii mahalli idarelere çok büyük görevler düşüyor. Evet. Bunlar da yine çok önemli. Tabii. Sonra toplumda dengeli beslenme denilen böyle Türk toplumu olarak yüksek karbonhidratlı gıdaları tercih ediyoruz. Yani karbonhidrat tamamen ortadan kalksın demiyoruz ama karbonhidrat miktarını azaltarak. Mesela beyaz pirinç yerine bulgur pilavı tercih edilirse. Glisemik indeksi yüksek gıdalar var. Onların yerine glisemik indeksi daha düşük gıdaların tercih edilmesi. Bu da toplumda bir bilinç oluşturulmasıyla doğru orantılı. Tabii burada medyaya da çok önemli görevler Tabii. düşüyor. Yani hepimizin yapacağı çok şey var Koordineli bu alanda. olarak hepimizin Evet. Paslaşması gerekiyor Evet, ki evet. izleyicilerimizin bu konuda hassasiyetini arttıralım. Evet. Bu konuda sağlıklarına daha dikkat etmesini sağlayalım. Evet, bir izleyicimiz Evet. hattımızdaymış sevgili hocam. Tabii ki. Alo. Alo. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hanife Hanım. Evet, hocama benim bir sorum olacak. Tabii lütfen. Ki buyurun. Normal bir insanın sabah açlık şekeri ne olmalı normal bir kişinin yani? Ve akşam topluk şekeri kaç olmalı? 8 saat açlıktan sonra bakılan kan glikoz düzeyi 100'ün altında olmalı.
100 ile 126 arasında ise gizli şeker yönünden dikkatli olmak gerekiyor. 126'nın üzerinde ise de şeker hastalığı tanısı konulur. İlave bir başka kriterle test edildikten sonra şeker hastalığı için önemli bir risk 126'nın üzerinde olması. Tokluk evet. şekerinin ise evet. 142. saatte bakılan kan şekerinin 140'ın altında olması gerekiyor. 140 ile 200 arasında ise bu da bozulmuş glikoz toleransı dediğimiz halk arasındaki tabiriyle gizli şeker evresi. Ama 200'ün üzerinde ise bu bize diyabet tanısını koydurur. Anladım. Bu sabahleyin bakılan açlık şekeri 8 saatin üzerinde bakılacak dediniz. Evet, 11-12'den sonra bir şey yenilmeyecek. Sabah 8'de kan şekerine bakılacak. Evet. Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz Hanife Hanım. Teşekkürler. Sağ Geçmiş olun. Olsun. İyi günler. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Hocam peki şeker hastalarında genellikle belirtiler ne oluyor? Yani mesela çok fazla agresiflik meydana geliyor bazı şeker hastalarında aç oldukları dönemde özellikle. Onun dışında ne gibi belirtilerle karşılaşabiliyorlar? Şimdi genel geçer semptomlar, belirtiler çok su içme, çok idrara çıkma, çok yemek yeme, hızlı kilo kaybı ya da hızlı kilo alma. İşte görmede sorunlar oluşması hızla, enfeksiyonlar özellikle devam eden sürekli inatçı idrar yolu enfeksiyonları gibi semptomlar olabilir. Ama bu semptomların hiçbiri de olmayabilir. Tipiki diyabet sinsi de bir hastalık. Evet, yani bu semptomlar mutlaka her hastada olacak diye bir şey yok. Ama tip 1 diyabet daha gürültülü bir hastalık. Onda hızla genel durum bozulur, hızla komaya kadar, hızla kilo kaybı ve komaya kadar gider. Tip 2 diyabette ise bu söylediğim semptomlar olabilir ama bu semptomlar olmadan da yani tip 2 diyabet ortaya çıkabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ailesinde diyabet olanların, fazla kilolu olanların, kan yağları yüksek olanların, daha önceki gebeliklerinde gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekeri ortaya çıkanların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kan basıncı yüksek olanların bel çevresi kadınlarda 80 santimin, erkeklerde 94 santimin üzerinde ise onların mutlaka bir kan glukoz düzeyine baktırmalarında fayda var. Evet. Onun için yani erken tanı konulur ise diyabeti böyle, diyabetten de korkmamak lazım. Diyabet olanlar için de bunu söylüyorum. Evet. Diyabeti bir hastalık gibi değil, bir yaşam tarzı gibi ne güzel algılarlar hocam. İse, evet. Yani diyabetik hastalar daha da uzun ömürlü olur ama ne yapacak? Daha disiplinli yaşayacak, dengeli yapmaması beslenecek, gerekenleri yapmayacak. Düzenli egzersizini yapacak. Yani bunu bir yaşam tarzı olarak algılar ise diyabete bağlı komplikasyonlar da daha geç gelişir ya da gelişmez. Çünkü diyabete bağlı komplikasyonlar bazen o kadar hızlı gelişir ki diyabetin önüne geçer ve biz komplikasyonlarla uğraşmak zorunda kalırız. Yani diyabeti bırakır, diyabetten dolayı olan komplikasyonlarla uğraşmak zorunda kalırız. Daha ciddi hastalıklara meydan vermiş Hem bu olur. Şey için, yani bu sağlık sektörü için çok ciddi harcamaların artması demek hem de insanın yaşam kalitesinin, diyabetin yaşam kalitesinin çok hızla bozulması demek. Doğru. Onun için de diyabet olanların da paniklemeden ama diyabeti yok farz etmeden diyabeti bir yaşam tarzı olarak algılamaları çok önemli. Şimdi bizim için en tehlikeli hasta grubu şu. Ya benim şekerim 250 bazen de 300 çıkıyor ama safa sağlamım, yere çaksan geçerim. Olur kardeşim, benim de hiçbir şikayetim yok. Her işimi kendim yapıyorum. İşte şöyle koşuyorum, böyle yüzüyorum filan. Türk için, insanında da var bu hocam. Evet, bizim için en tehlikeli hasta grubu bu. Yani onu böyle bir borsadaki rakam ya da işte herhangi bir yerdeki bir rakam gibi görür. Öyle algılıyor. Görür. Ya ne yapalım canım, o da 250 olsun ya, 300 olsun, ne yapalım. Çok ciddi ama, bir rakam değil mi? Ama ben sağ, yani bir şikayetim yok. Bizim için en tehlikeli hasta grubu Haklısınız. O. Çünkü diyabet kontrol altına alınmaz ise, kontrol altına alınmaktan da şunu kastediyoruz diyabetik hastalarda.
bu hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık şeker ortalamasının %7'nin hatta bazı kılavuzlara göre %6,5'un altında olması. Bu normal seviye. Kan basıncının evet normalde 6'nın altında. Hı-hı. Diyabetiklerde de %7'nin ya da %6,5'un altında tutulması. Kan basıncının 120'ye 80 milimetre civarının altında olması ve kolesterol özellikle LDL kolesterolün diyabetiklerde 100'ün altında olması iyi takipli bir diyabetik demek. Evet, evet. Yani böyle iyi takipli bir diyabetikte komplikasyonlar da yani önlenebilir, ötelenebilir. Onun için çok önemli. Evet. Yani mutlaka diyabeti olanların bu takibi zaman zaman 3 aylık aralarla, rutin kontrollerle, 3 aylık aralarla evet, yaptırmasında büyük fayda var. Hı hı. Yani tedaviye rağmen hemoglobin A1C bu değerlerin üzerindeyse o zaman tedavinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Tedavi yöntemlerine bakılması. Bir yerlerde bir eksiklik evet, var. Ya dengeli beslenmeyi düzenli yapmıyordur, ya düzenli egzersizi yapmıyordur, ya da verilen ilaç tedavi yetersizdir. Belki başka ilaca ilave edilmesi evet, gerekiyor. Evet. Bir izleyicimiz hattımızdaymış sevgili hocam. Alo. Rica etsem Saniye Hanım, televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Alo. Alo, hoş geldiniz. Merhabalar Saniye Hanım. Hoş bulduk. Merhaba yavrum. İyi günler hocama da. İyi günler Saniye Hanım. Buyurun. Biraz yüksek sesle söylerseniz zor duyuyorum. Peki, tabii ki. Hocam. Buyurun. Ben şimdi 12 senedir şeker attım. Evet. Ben bazı ismini vermeyeyim. İktidar verdiler. Kullandım. Ama şimdi 12 sene sonra bende bir kan hastalığı çıktı. MDF evet, diye. Şimdi ben o kemoterapiyi alırken ben de kalp krizi geçirdim. Geçmiş oradan olsun. Da beni kardiyolojiye götürüp kalp pili taktılar. Şimdi benim şeker ilacım, orada şekerim normal diye ilacımı kestiler bu arada bir. Bayağı yattım hastanede. Ben şimdi son bir aydır ayak parmaklarım hafif hafif su toplar gibi kabarıyor. Ve tam yara değil ama sızlıyor ayak parmaklarım. Bulamıyorum. Buz olur böyle donar ya, önce donuyor sonra çözülünce ateş yanıyor ayak parmaklarım. Ben şimdi ilaca geri başlayayım mı? Veyahut da benim bu kan hastalığım şeker tetikliyor mu? Kan hastalığım dolayı mı dedim şeker tetikliyor? Açlık şekerim 120-107 sabahları, topluk şekerim 160-170. Evet. Şimdi sizi dinliyorum, çok konuştum ama. Ya rica ediyorum, çok yüksek gibi durmuyor şekeriniz ama bir işte deminki söylediğimiz 3 aylık şeker ortalaması, hemoglobin A1C düzeyine de bakılması lazım. Siz bir endokrin uzmanına ya da iç hastalıklar uzmanına müracaat edin. Ama bir kan hastalığından da MDS'den de bahsediyorsunuz. Onunla da ilişkili olabilir yakınmalarınız. Siz böyle bir hekim... Kemoterapiye gidiyorum zaten. 2,5 senedir kemoterapideyim. Tamam. Bir hekim kontrolü olmadan kesinlikle herhangi bir ilaca başlamayın. Bir hekime müracaat edin. O önerisi ondan sonra kullanın. Diyabetle ilgili ha, ilaçlarınızı. Geçmiş olsun. Saniye Hanım. Hocam bu kalp hastalığı da yapıyor şeker. Ondan dolayı mı oldum ben böyle kalp krizi geçirdim? Evet. Ya onlar tabii bunlar birbirini tetikler. Şeker hastalığı, kalp hastalığını da tetikler. Ama şu andaki yakınmalarınız başka şikayetlerden de olabilir. Diyabetle de ilişkisi olabilir. Kardiyak kalple ilişkisi olabilir. Ayaklarınızda su topluyor herhalde. Ödem falan oluyor herhalde. Siz mutlaka bir kardiyolog ve iç hastalıklar uzmanına görünün ya da endokrin uzmanına. Saniye Hanımcığım, pek vaktimiz yok, kısıtlı bir süremiz var. O yüzden bir şey daha sorayım ya. Buyurun. Buyurun, tamam. Yakaladım sizi. Ben şimdi ölçüyorum tansiyonumu. Evet. Tansiyonumu ölçtüğümde o sağ alt köşedeki kan basıncı mı oluyor? Orada çıkar. 60-65 işte. Evet, o diastolik 60-65 çıkan diastolik. 120'nin üzerinde, 120 civarında çıkan da sistolik kan basıncı. Evet. Ha. Biri yani büyük tansiyon, küçük tansiyon diyorlar ya, onlar. Evet.
Tamam. Teşekkür Peki, ederim. rica Çok ediyorum. sağ olun. İyi İyi günler. günler, Sağ geçmiş olun. olsun. Geçmiş olsun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Evet hocam, peki şeker hastaları ömür boyu bir ilaç kullanım süreci oluyor mu? Yani kesinlikle kesin olarak çözümü yok mu tedavisinin? Yani tabii böyle mesela ileri derecede obez hastalarda kilo vermekle, yaşam tarzı değişikliğiyle ilacı olan ihtiyaç azalabilir. Kullanmayabilir, daha önce kullanıyorsa kullanmayabilir. Yani bunlar hastadan hastaya değişir. Biz şeker hastalığı tanısı koyduğumuzda pankreasta insülin sekret eden, insülin üreten hücrelerin %50'si hasara uğramış oluyor. Biz sende diyabet var dediğimizde bir hastaya %50'si hasara uğramış oluyor. Yani orada pankreasta insülin üreten hücreler var. B hücreler dediğimiz evet. hücreler var. Onların %50'si hasara uğradıktan sonra diyabet ortaya çıkıyor. Şimdi bizim verdiğimiz ilaçlar da o kalan %50'ye çift vardiya yaptırmış oluyor. Bizim verdiğimiz ilaçlar da uzun vadede onların ömrünün azalmasına da katkı sağlıyor. Ama zaten uzun vadede o %50'lik rezerv de giderek azalıyor. Onun için diyabet tanısı alan hastaların büyük çoğunluğunda ömür boyu bir tedavi gerekiyor. Kesinlikle ama bir kısmında yani böyle insülin direnci ileri derecede insülin direnci olanlarda bu insülin direncini kırdığımızda evet. dengeli beslenme, düzenli egzersiz ile de yani ilacı olan ihtiyacı azalabilir, hatta kaybolabilir yani. O biraz hastanın durumuna Evet, bağlı. evet. Birazcık Bu pankreastaki rezerve de evet, bağlı. Ona da bağlı diyorsunuz. Evet, evet. Peki hocam insülüne ne zaman ihtiyaç duyulur? Yani ne kadar düşmesi gerekiyor direncin? Tabii şimdi insülinle ilgili toplumlarda bir iğne fobisi var. Evet. Hekimde de insülinle karşı, hekimlerde de bir direnç var. Ama yani eskiden böyle bizim asistanlık yıllarımızda basamak tedavisi vardı diyabette. İşte ilk önce bir ilaç vereceğiniz, onunla kontrol altına alamazsanız bir ilaç daha vereceğiniz, farklı etki mekanizması olan, onunla da kontrol altına alamadığınız farklı etki mekanizması olan bir ilaç daha vereceğiniz filan, sonra çaresiz kaldık. İnsülin gibi değil şu andaki yaklaşım. Şu anda biz yeni tanı diyabette de insülin başlayabiliyoruz. İnsülin diyabetin tedavisindeki en doğru tedavilerden, en yan etkisi en az olan tedavilerden bir tanesi. Yani olumsuz ileri etkileri seviyede olarak öyle düşünmemeli bir şey miyiz? Gerekmiyor. Yani yeni tanı bazen öyle yapıyoruz. Geliyor hasta yeni tanı diyabet. Hemen pat diye insülin başlıyoruz. 3 ay 4 ay sonra kontrol ettiğimizde o 3 aylık insülin kullandığı sürece de pankreastaki hasara uğramış ya da sersemlemiş beta hücreleri, B hücreleri biraz kendini derliyor, topluyor. 3 ay sonra çok daha az bir ilaçla, belki hiç ilaç vermeden kontrol altına aldığımız hastalar da oluyor. Yani o pankreasın kendini derleyip toplamasına da imkan sağlıyor insülin. Evet. Artık bütün kılavuzlarda insülin yeni tanı diyabette de kullanılabilir. Böyle artık çaresiz kaldık, mecburen insülin verdik öyle gibi bir yaklaşım algı şu yok. Anda doğru değil. Evet, Biz evet. her aşamasında, diyabetin her aşamasında insülin başlayabiliriz. Yeni tanı diyabette de insülin başlayabiliriz. Tabi buradaki hastalarda bu insüline karşı direnci yenmek lazım. Buradan bizi dinleyenlere de ben bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki yani insülin tedavisi korkulacak bir tedavi değil. Diyabet tedavisindeki en doğru yaklaşımların başında gelir. Ve mesela Yunanistan'ın nüfusu bizim nüfusumuzun herhalde 6'da biri, 7'de biri. Yunanistan'daki diyabetiklerde insülin kullanımı neredeyse bizim toplumumuzdaki insülin kullanımı kadar. Yani bizde biraz daha bu direnç sanki daha fazla gibi. Onun için de hem biz sağlık profesyonellerine çok iş düşüyor. Evet. Hem de hastalarımızın bunu bir artık fobi olarak görmemesi gerekiyor. Artık böyle kalemler var, insülin kalemleri var. Çok evet. ucundaki gayet iğne de çok şey. Evet, evet. Yani o kalemlerle çok daha kolay, çok daha rahat bu tedaviler uygulanabilir. Onun için insülin tedavisi tekrar söyleyecek olur isek diyabetin her aşamasında
kullanılabilen bir tedavi. Yani bu bir eroin değil Berat Hanım. İlk bir süre kullanırız. Yani bazen hastalarımız diyor ki hocam başlayalım ama acaba bağımlılık yapar mı? Yok, kesinlikle artık bağımlılık falan yapmaz. Şey, evet. Bu bir eroin değil, uyuşturucu değil. Bir süre kullanılır, bir sonra bırakılabilir. Evet. Sonra tekrar başlanabilir. Yani hastalarımızın insülinine böyle bakması gerekir. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Bir izleyicimiz hattımızdaymış. Alo. Efendim. Merhaba, hoş geldiniz İhsan Merhaba, Bey. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Sevgiler Kahramanmaraş'a. Bizden sevgiler. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun Kahraman Bey. Hocam kolay gelsin. Çok teşekkür hocam, ederim. Hocam ben 87 yılından bu yana diyabetliyim. 87'den 2000 yılına kadar ilaç kullandım. 2000'de kalp rahatsızlığı yaşadım. Kalbin ama ana damarında tıkanma oldu. O sebepten dolayı insüline geçtim. Günlük 4 defa insülin yapıyordum. Yaklaşık bir 6-7 yıl yaptım. Ondan sonra 2'ye düştüm. Şekerim normal seyrediyordu. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce de ben insülini tamamen doktorumun kontrolünde bıraktım. Şu anda hap kullanıyorum. Evet. Bir aç hapım var. Hap ismi vermeyelim de. Şu anda şekerim 3 aşağı 5 yukarı %150 arasında geziyorum. Evet. Hemoglobin A1C'niz ne? Hangi düzeylerde? 5,5-6 civarında hocam. Ay güzel, güzel. Yani benim söylediklerimi destekliyor sizin de söylediğiniz. Bir dönem yoğun insülin tedavisi kullanmışsınız. Günde 4 kez, 3 kez kısa etkili, 1 kez orta ya da uzun etkili insülin. Doğrudur hocam. Evet. Daha sonra konvansiyonel insülin tedavisi dediğimiz karışım insülin sabah akşam kullanmışsınız. Şu anda yani böyle bir böbreklerde bir rahatsızlık yok ise yani diyabet yok. Böbreklerimde hiçbir sıkıntım yok. Sadece kalpte işte ana damarda tıkanma oldu. Evet. Anji oldu. Anji ile kalbime damara stent takıldı. Evet. O günde herhangi bir sıkıntım yok. Benim şu andaki sıkıntım şu. Normalde şekerim 100-110'larda seyrederken ben bu insülini tergedikten sonra %150 arasında olmaya başladı. Ama tek yalnız hap kullanıyorum şu anda. Evet, yani yaşam tarzınıza da dikkat ediyorsunuz herhalde. Evet, evet. Değil mi? Evet. Boyum 1.68, kilom 64 hocam. Evet, evet, evet. Yani bir yaşam tarzınıza dikkat etmenizin faydasını görmüşsünüz. Deminden beri söylediğimiz dengeli beslenme ve düzenli egzersiz diyabetin takibinde de tedavisinde de çok önemli. İlaçlar kadar önemli, en az ilaçlar kadar önemli. Hatta ilaçlardan daha fazla önemli diyebiliriz. Evet, birlikte. Evet. Geçmiş çok olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş rica olsun. Ediyorum. Biz teşekkür ederiz İhsan Bey. İyi günler. Evet hocam, az önce dedik ki birçok önemli hastalığı dedik. Şeker hastalığı tetikleyebiliyor dedik. Evet. Kalp dediniz mesela hocam. Daha farklı tehlikeli hastalıkları hangi hastalıkları tetikleyebilir? Şimdi diyabetin komplikasyonları dediğimiz kronik komplikasyonları var. Bir akut metabolik komplikasyonları var. Diyabet koması, hipoglisemi koması gibi ama bir de kronik uzun sürede gelişen komplikasyonları var. Yani nedir bunlar? İşte makrovasküler komplikasyon, yani büyük damarları tutan komplikasyonlar ve küçük damarları tutan komplikasyonlar diye ayırt edebiliriz. Büyük damarları yapan komplikasyonlar kardiyak, kalple ilgili, işte beyin arterlerini tutan. Çünkü bütün arterlerde ateroskleroza olan eğilim diyabetiklerde artıyor. Yine buna bağlı mikrovasküler komplikasyonlar dediğimiz küçük damarları tutan komplikasyonlar, diyabete bağlı diyabetik nefropati dediğimiz böbrek hastalığı gelişiyor ki dialize giren hastaların hemodiyaliz ünitelerine gittiğimizde dialize giren hastaların en az %60'ı diyabetten dolayı böbrek hastalığı gelişmiş, böbrek hasarı gelişmiş, diyabetik nefropati dediğimiz grup en az %60'ı. Çok yüksek, evet. Bu tabi yine diyabetten dolayı gelişen diyabetik retinopati dediğimiz göz, diyabetin gözdeki görmeyi küçük damarları etkilemesi sonucu dünyada kalıcı körlüklerde birinci sırada diyabet gelmekte. Yani bu diyabetik hastalarda katarakt çok daha sık görülür, diyabetik hastalarda glokom daha sık görülür, diyabetik hastalarda retina hasarı daha sık görülür gibi diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarından bir tanesi de gözde hasar olması. Evet. Yine diyabetik nöropati dediğimiz sinirlerde hasarın olması çok önemli. Yine diyabetik ayak dediğimiz özellikle erkek diyabetiklerde
kan şeker regülasyonu da düzensizse, bozuksa, dünyada yine travma harici ayak amputasyonlarında birinci sırada diyabet gelmekte. Ne oluyor hocam o ayak ayağın kesilmesi dediğiniz? Kesilme. Yani, evet. Özellikle diyaliz ayağın, sonrası. Parmağın. Yok oluyor, yok bu diyabetik kesilmeler. Ayak dediğimiz. Yani diyabetik nöropati gelişiyor. Sinirlerde hasar gelişiyor. Hastalar hissetmiyor. Mesela şeker hastası, diyabetik hasta, kontrolsüz. Ayağını kalorifere peteğine dayar, ayağı yanar hissetmez, ayak yanıyla gelebilir bize. Sobaya yaklaştırır, ayağı yanar ama sinirlerde hasar olduğu için acıyı, ağrıyı hissetmez, ayak yanıyla gelebilir bize. Şimdi bu tür nöropati gelişenlerde sinirde hasar var, sonra ağrıyı hissetmediği için bir açık yara durumunda enfeksiyon oraya yerleşir. Ve kan şekeri yüksek olduğu için de enfeksiyon diğer hastalardan çok daha hızlı yayılır. Yine o damarlarda ateroskleroz olduğu için o küçük kılcal damarlarda, diyabetiklerde oranın kanlanması da çok kötü olur. Ve hızla ayak kesilmek zorunda kalabilir. Yani parmak, ayak hızla yani. Kesilmek zorunda kalabilir. Ve yani biz diyabetle uğraşanları, hekimleri de en fazla uğraştıran konulardan bir tanesi işte. Bu diyabetik ayak. Evet. Yani travma, kazalar harici en fazla ayak kesilmeleri diyabetiklerde olur. Evet. Yine diyabetik hastaların 1/3'ü kalp rahatsızlığı sonucu kaybedilir. Kalp krizi bunlarda daha sık olur. Kalple ilgili her türlü olay daha sık gelişir. Yine koroner arter hastalığı daha sık gelişir. Ve kalp ameliyatı olacağı zaman da sizin kontrolünüzde olması gerekiyor, evet, değil evet, mi? Hani evet, yani iki doktorun da koordineli olması gerekiyor. Kontrol altına alınması gerekir. Bunlar tabii bazen bu komplikasyonlar demin de söylediğimiz gibi artık diyabetin önüne geçer. Böbrek hasarı ilerlemiştir. Artık ya renal transplant ya böbrek transplantasyonu olacak ya da işte böbrek diyaliz ünitesine girecek haftada iki gün filan. Artık diyabet unutulur ve hatta bunlarda kan şekeri biraz daha da düzelmeye başlar. Niye? Çünkü insülin böbreklerde yıkılır. Böbrek hasarı fazla olunca insülinin yıkımı da azalır. Mevcut verdiğiniz insülin dozları hastaya fazla gelmeye başlar. Biz onları da azaltırız. Ama bu azaltmamız diyabetinin tedavi olunmasından kaynaklanmıyor. Böbrekteki hasarın dolayı artmasından kaynaklanan bir azaltma. Evet. Yani onun için ama bu diyabetin mikrovasküler komplikasyonları özellikle kan şekeri regüle olanlarda, yani hemoglobin A1c'si 7'nin altında olanlarda, daha yüksek olanlar kıyaslandığında 7'nin altında olanlarda mikrovasküler komplikasyonların çok daha az olduğu görülüyor. Yani bu konuda yapılan mesela bir çalışmalar var. DCCT çalışması dediğimiz bir çalışma var. Tip 1 diyabetiklerde 1440 küsür tane tip 1 diyabetik 10 yılın üzerinde takip edilmiş. İyi takip edilen yoğun tedavi alanlarda hemoglobin A1c düzeyi %2 daha az, daha düşük olmuş. %2 daha düşük olan gruba bakıldığında diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarının %60, %70 daha az olduğu görülmüş. Onun için diyabetin takibi son çok derece önemli. Bu komplikasyonların yaşam kalitemizi bozmaması için, komplikasyonları ötelemek için, komplikasyonları engellemek için diyabetin takibi çok önemli. Buradan izleyicilerimizi bir kez daha uyaralım. Kesinlikle şeker hastası olan izleyicilerimiz lütfen rutin olarak kontrollerine gitsinler düzenli olarak. Bir izleyicimiz hattımızda sevgili hocam. Peki. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk yavrum. Ben tip 2 diyabet hastasıyım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hocam. Dinliyorum, buyurun. Hoş geldiniz. Ben şimdi 10 sene ilaç kullanmadım. 80 senesinde şeker hastası oldum. Evet. 10 sene ilaç kullanma dedi doktorum. Doktorum dediğini dinledim. Şeylerle, perizle şey yaptım, şekerimi ayarladım hep. Evet. Ondan sonra ilaçlara başladım. Hap kullanıyorum şimdi. İlaç ismini vermeyelim de hanımefendi. Hemen gireyim araya. İlaç ismini kesinlikle vermeyelim lütfen, rica ediyorum. İlaç ismi vermiyorum yavrum. Evet, evet, dinliyoruz. Benim şimdi şeyim başladı. Tık alça kemiğimden
parmaklarıma kadar ağrı başladı. Fizik doktoruna gittim, bir sürü ilaçlar verdi işte. Onları kullanıyorum ama çok fena ağrılarım var sanki. Sendeleye yürüyecek gibiyim. 72 yaşındayım. Her iki tarafta mı? Her iki ayağınızda da mı var ağrılar? Evet, her iki ayağımda da. Siz, ama sağ ayağımda daha fazla. Siz bir nörolojiye müracaat etmenizde bir EMG çekilmesi, diyabetik nöropati açısından, yani şeker hastalığı sinirlerde hasara yol açmış mı, açmamış mı, onu aydınlatmak yavrum, için. Yavrum, nörolojiye de gittim. Evet. Yalnız burası Balıkesir Burhanli, küçük bir yer. Evet. Onun için fazla şey olmuyor. Bazı şeker haplarım var da Balıkesir'e gidip alıyorum onları. Şeker doktoruna gidiyorum. Evet. Zaten o size bakar, o gerekirse yönlendirir bir EMG'ye falan. Orada bir sinirlerde hasar varsa onun için de tedavi vermek gerekebilir. Teşekkür tamam, ediyoruz. Geçmiş olsun. Tamam, sorayım o zaman. Tamam. Geçmiş olsun. İyi günler. Evet, hattımızda bir izleyicimiz daha var hocam. Hemen o izleyicimizi de alalım. Alo. 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 Hanım, i̇yi değil günler. Mi isminiz? Evet. Merhaba, iyi günler. İzmir'e sevgiler. Merhaba, kolay gelsin size. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, buyurun. Ben önce şöyle söyleyeyim, annem için aradım. Benim annem de yıllardır şeker hastası. Evet. Son bir ayda ben annemin yanındaydım. Annemin göğsünün altında pişik oluştu. Biraz da sıcağı seven bir yer, soğuk bir memlekette, Kırşehir'de yaşıyor annem. Göğsünün altındaki pişiği bir türlü iyileştiremedik. Ben oradaydım. Sonra ben geldikten sonra, şimdi annemin yanında değilim ben, İzmir'de yaşıyorum. Biraz geçmiş gibiydi. Birkaç gün öncesinde bir kiracımız, bakıcımız, o tekrar o pişiğin açıldığını söyledi. Evet. Şimdi bu şeker olduğu için, şimdi tekrar doktora götürmüşler Kırşehir'e. Oradan da hani farklı bir ilaç vermiş. Eğer bu ilaç da geçmezse o kısmı alacağız demişler. Şimdi şeker hastası olduğu için, annem 84 yaşında. Biraz evet. Da korkumuz var. Nasıl olacak bir doktor bey biraz? Şimdi tabii şeker hastalığı, şekeri kontrolsüz ise enfeksiyona olan meyil artar. Hmm. Bir enfeksiyon geliştiğinde de o enfeksiyonun tedavisi şeker olmayanlardan daha zor olur. Onun evet. için öncelikli olarak şekerinin kontrol altına alınması gerekiyor mutlaka. Hem şeker kontrol altına alınmalı, hem enfeksiyonla mücadele edilmeli. Sadece enfeksiyona yönelik antibiyotik vermek şeker hastalarının problemini çözmez. Kan şekeri yüksek seyrediyor ise onun mutlaka kontrol altına alınıp enfeksiyonla mücadelenin de birlikte yapılması gerekiyor. Annemin de belli olmuyor. Bazen çok bir tavan yapıyor. Bazen hani biraz sinirlilik döneminde falan daha artıyor. Normal zamanda işte bizler yanında olduğu zaman biraz daha düzeye geçiyor. Hani tam bir şey insülin kullanıyor. Başka da bir şey kullanmıyor. İşte bu 3 aylık şeker ortalamasına bakıp bir diğer tahlillerini yaptırıp şekeri nasıl gidiyor? Şekeri kontrol altında mı değil mi? Onun hekim tarafından bir gözlenmesi lazım. Özellikle bugünlerde onun yapılması lazım. Çünkü enfeksiyon var diyorsunuz. O evet. enfeksiyonla sadece enfeksiyona yönelik ilaç vermekle problemi çözemeyiz. Şeker yüksekse onun da acilen kontrol altına alınması gerekiyor. Hmm. Teşekkür tamam. ediyoruz. Biraz bir şey daha sorabilir miyim? Çok kısa toparlayalım lütfen. Evet, ben de 55 yaşındayım. Hani normalde şekerimi ölçüyorum. Şeker hastası değilim ama sanki belirtilerim annemkine benziyor. Bende de bir korku oluştu. Annem de bu yaşlarda şeker hastası oldu. Yani normal olduğu için değilim diyorum ama belirtilerim böyle açlık, acayip ekmek yeme ihtiyacım var. Böyle bunlar önemli bizim için. Tahlil yaptırdınız mı? Ya şeker ölçümü yaptırıyorum. Sadece yani. Açlık şekerine baktırmak yetmez. Çünkü önce tokluk kan şekeri yükselir. Siz bence bir ailede de diyabet var, annede de diyabet var. Anne tarafı hep. Sadece öyle parmak ucundan şeker bakmakla bu iş anlaşılmaz. Bence hekime müracaat edin. Kilonuz fazlaysa kesin müracaat edin. Yok. Zaten. Kilom da 70 civarı filan. Peki biraz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Evet, şimdi reklam arasına gidelim hocam. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Evet.
Evet, tekrar hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hocam bir de şeker hastalığı sadece yetişkinlerde olmuyor tabii. Çocuklarda da olabiliyor maalesef. Evet. Çocuklarda görülen şeker hastalığı nasıl olabilir? İkisinin fizyopatolojisi yani oluş ne şey birbirinden tamamen farklı. İki hastalık gibi bile kabul edilebilir. Çocuklarda ve gençlerde görülen aslında böyle %5 ile 10 oranındaki tip 1 diyoruz. %90-95'i tip 2 en sık görüleni tip 2 deminden bu yana evet. bahsettiğimiz. Evet. Her ikisi de her yaşta görülebilir ama ağırlıklı olarak tip 1 diyabet çocuklarda ve gençlerde daha sık. Tip 2 diyabette orta yaş ve üzeri daha sık görülmekte. Hı-hı. Tip 1 diyabette bu otoimmün bir hastalık. Hı-hı. Diğerinden farklı. Ne demek otoimmün bir hastalık? Organizmaya dışarıdan bir saldırı geldiğinde Hı-hı. organizma antikor oluşturur ve karşı saldırıya geçer. Evet. Yani savunma. Evet, yani. Savunma. Hı hı. Bazen bu sinyalleri karıştırıyor bizim de bilmediğimiz nedenlerle. Kendi dokusuna, kendi organına saldırıya geçiyor ve onu hasara uğratıyor. O dokunun, o organın hasara uğraması sonucu o organla ilişkili hastalık meydana geliyor. Bu tip 1 diyabette de pankreasa böyle bir otoimmün saldırı oluyor. Pankreasta insülin üreten o B hücrelerinin %90'ından fazlası hasara uğrayınca tip 1 diyabet ortaya çıkıyor. Yani otoimmün bir saldırı söz konusu burada. Orada pankreasta insülin üreten B hücrelerinin %90'ından fazlası hasara uğrayınca ortaya çıkar. Genellikle çocuklarda, gençlerde daha sık görülür. Yani bazı yaş aralıklarında nedir pik yapar. 10-14 yaş arasında mesela pik yapar. Pik dediğiniz, burada daha sık görülür, daha fazla. Evet. Burada mutlak suretle insülin kullanılması gerekiyor. Tip 2 diyabetten farkı bu. Çünkü insülin üreten hücrelerin %90'ından fazlası hasara uğramış oluyor. Yani insülin üretecek hücre kalmıyor pankreasta. Evet, evet. Mutlak suretle insülin kullanılması gerekiyor. Gürültülü bir hastalık. Tip 1 gibi sinsi değil. Hızla yaşam kalitesi bozulur. Hızla böyle çok su içme, çok idrara çıkma yakınması gelişir. Hızla kilo verir ve bazen komada bazen de ebeveyn tarafından hastanelerin acil servisine getirilebilir. Evet, burada da acilen yapılması gereken insülin tedavisi ve biz bunlarda yoğun insülin tedavisi dediğimiz günde 3 kez kısa etkili, 1 kez orta ya da uzun etkili insülin tercih ediyoruz. Bunlar ömür boyu insülin kullanması gereken hastalar. Tabii yani 1921 yılında insülin keşfedilmiş. İnsülin keşfinden önce bu tür hastalar çok da böyle yaşama imkanı bulamıyorlardı. Tabii, olmadığı için. İnsülinin keşfinden sonra şu anda artık tip 1 diyabetikler de günde 4 kez insülin kullanarak normal sosyal yaşamlarını devam ettirirler, hayatlarını devam ettirirler, her türlü etkinliği yapabilirler. Sosyal hayatta ki bir birey ne yapıyorsa onları yapabilirler. Sadece ne oluyor? Düzenli insülinlerini kullanması gerekiyor. Bir kısmında biz bunların insülin pompaları da kullanırız. Bir kısmında da işte günde 3 kez kısa, 1 kez orta ya da uzun etkili insülin kullanarak devam ederler. Tabii bu insülin kullanmayı bırakmak için dünyada bir takım çalışmalar yapılmıyor mu? Onlar da yapılıyor. Yani beta hücre transplantasyonları yapılıyor dünyada bazı merkezlerde. Hı hı. Bunların ilk yıl sonuçları yüz güldürücü. %95 oranında ilk yıl insülin kullanmıyorlar. Evet, evet. Ama ikinci, üçüncü yılda bu oran giderek düşüyor. Hı hı. Çünkü organizmanın bir ret fenomeni dediğimiz bir rejeksiyon fenomeni var. Yani dışarıdan gelen dokuyu, hücreyi, organı reddetme fenomeni var. O harekete geçiyor. Yine bunların organizmaya verilen, bu dışarıdan verilen hücrelerin ya da organlar için immün süpresif dediğimiz immüniteyi baskılayan ilaçlar kullanıyoruz. Bunların da diyabetojenik etkisi var gibi nedenlerle birinci yıldan sonra bu oranlar giderek düşüyor. Ama dünyada da bu tür çalışmalar var. Şu anda bizim de yaptığımız uygulamada genelde tip 1 diyabetiklerde yoğun insülin tedavisini tercih etmek. Bir de böyle LADA dediğimiz bir tür var. Latent Autoimmune Diabetes of Adult diyoruz. Hı-hı. Erişkinde görülen tip 1 diyabet. Şimdi Hı-hı. çocuklarda ve evet, gençlerde evet. dedik ama evet. yani bu erişkin çağda da ortaya çıkabilir. Daha yavaş çıkar. Biz bunları tip 2'lerden nasıl ayırırız?
Bakarız ki son derece fit, fazla kilolu değil. Kan yağları yüksek değil. Kan basıncı yüksek değil. Ailesinde diyabetle ilişkili öykü fazla, kayda değer ailede yok. Bir genetik diyabet evet. öyküsü yok. Ama bakıyorsunuz kan şekeri yüksek. Bunlarda da biz yaşı 40 da olabilir, 35 de olabilir, 40'ın üstünde de olabilir. Bunlarda da biz direkt insülin tedavisi başlıyoruz. Bunları da tip 2'den ayırıyoruz mutlaka. Bunların da direkt zaten verdiğimiz oral antidiabetik ajanlar dediğimiz yani ağızdan alınan ilaçlara bunlar cevap vermezler. Çünkü bunlarda da rezerv büyük oranda bitmiş oluyor. Yani tip 1 diyabet bazen erişkinde de ortaya çıkabilir. Yine tip 2 diyabet de bizim hocalarımız anlatırdı bizim öğrencilik yıllarımızda 40 yaşın üzerinde görülür derdi. Ama bugün artık gerek dengesiz beslenmenin, bu fast food'un toplum hayatına çok girmesi, gerek sedanter, durağan yaşam tarzı, artık genç çocuklarımız değil mi oyunu, futbolu bile kompütür başında oynuyorlar. Evet. Bizler sokak arasında oynuyorduk, onlar kompütür başında maalesef. Oynuyorlar. O sırada da yani atıştırıyorlar. Bak, evet, o sırada da ne atıştırdığının bile farkında değil. Evet. Özellikle tuzlu, özellikle yağlı gıdalar atıştı. Şimdi artık 13-19 yaş aralığındaki adolesanlarda bile tip 2 diyabetlerimiz görmeye başladık. Halbuki bizim hocalarımız 40 yaşın üzerinde görülür derdi. Evet, şimdi 13-19 yaş aralığında bile tip 2 diyabetleri maalesef görmeye başladık. Evet, fark inanılmaz evet. yani. Evet, evet. Bir izleyicimiz hattımızdaymış sevgili hocam. Alo. 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 Seval Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Evet. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi teşekkür yayınlar. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sağ olun. Buyurun lütfen. Buyurun teşekkür Seval ederim. Doktor Bey'e şunu sormak istiyorum. Geçen hafta bana şeker teşhisi kondu. Düşük şeker hakkında bilgi verebilir mi? Topluk kan şekerim 70. Bir de Seval Hanımcığım, televizyonunuzun sesini kapatabilir misiniz rica etsem? Tamam. Memnuniyetle. Buyurun Doktor aslında... Bey. Hatırlatmış oldunuz. Bu Doktor Bey bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Açlık kan şekerim 118, tokluk kan şekerim 70. Ben ne yapmam lazım ya da hastalığım hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Tabii ki memnuniyetle. Bu reaktif hipoglisemiden hiç bahsetmedik. İzleyicimiz de bize hatırlatmış oldu. Bahsedelim. Şimdi hastalar bize gelir. Der ki hocam işte benim annemde diyabet var ya da babamda diyabet var. Aksine ben şeker düşüklüğü yaşıyorum. Benim şekerim düşüyor diye bize gelir. Bu çıkabilecek genelde bu tür mesela kilosunda artış olmuştur filan son yıllarda. Bu defa kan şekeri toklukta düşmeye başlamıştır. Bu çıkabilecek diyabetin erken habercisi, ayak sesleri. Yani bu ileride diyabetik olabileceğinin habercisi, aslında, habercisi bunlar genelde. Evet. Çünkü normalde kan glikoz düzeyi 100'e civarına gelince pankreas uyarılır, pankreastan bir insülin salınımı olur. Pankreastan bu insülin salınımı iki fazlı. Bir erken faz böyle patlama tarzında, daha sonra da geç faz. İnsülin direnci gelişenlerde bu erken faz insülin salınımı bozulur. Geç faz insülin salınımı da biraz abartılı olur. O da tokluk şekerini normalden de aşağı düşer. Aynen hastamızın söylediği gibi açlık şekerim 110 civarında diyor. Ama tokluk şekeri normalde açlık şekerin veya ondan biraz yüksek o düzeyde olması lazım. Tokluk şekeri 70'in altına düşmesi deminki söylediğimiz gibi ikinci faz insülin salınımının abartılı olması ve insülin direnci geliştiğinden dolayı abartılı insülin salınımına cevap olarak kan şekeri toklukta düşüyor. Hı hı. Ve hastaların işte yaşam kalitesi bozulur, hipoglisemiye bağlı semptomları, rahatsızlıkları ortaya çıkar. Bazen soğuk terlemesi olur, aşırı acıkması olur. Bunlar da bizim öncelikli önerimiz dengeli beslenme ve düzenli egzersiz. Evet. Yani ara öğün alması, bu tür hipoglisemis olanların mutlaka ara öğün, 3 ana 3 ara öğün alması, glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak durması ve düzenli egzersiz yapması ve son zamanlarda aldığı kilo varsa onları da belli bir takvim çerçevesinde o kiloları vermesi son derece önemli. Evet, evet izleyicimiz hattımızda mı? Teşekkür ederim. Evet.
Umarım cevap oldu sizin söylediğinize. Teşekkür ederim doktor bey. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. Geçmiş İyi olsun. Günler, sağ olun. Evet hocam, peki şimdi gıdalardan bahsettik. İzleyicilerimiz evet. özellikle hangi gıdaları tercih etmeliler bir söyleyelim hocam. Çok sevinirim. Hani şeker hastaları özellikle. Evet. Nasıl beslenmeliler? İşte ara öğün mesela yemeliler dediniz. Nasıl o ara öğünlerini geçiştirmeliler? Bazı gıdalar glisemik indeksi yüksek gıdalar deriz. Glisemik indeksten kastettiğimiz mesela 100 gram şeker aldığınızdaki evet. kan şekeri yüksekliğine en yakın gıda, glisemik indeksi en yüksek gıda. Evet. Bazı gıdalar sanki direkt şeker yemiş gibi glisemik indeksi oldukça yüksek. Pirinç pilavı, patates, bezelye, havuç işte gibi gıdalar. Bunların glisemik indeksi oldukça yüksek. Evet. Bunlardan mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Ama işte tabii hiç karbonhidrat yemeyelim mi? Tabii ki karbonhidrat yenilecek. Karbonhidrat miktarını azaltmak lazım. Tabii bireye yani artık beslenme programları bireye özgü programlar ön plana geçti. Standart bir formattan ziyade o bireyin fazla kilosu var mı? Kaç yıllık diyabetik? Bunları da göz önünde alarak kan yağların ne durumda? Bunların hepsini birlikte değerlendirip bir beslenme programı yapmak doğru bir yaklaşım. Diyabetiklerde ara öğünler de son derece önemli. 3 ara öğün öneriyoruz. Özellikle insülin kullananlarda karbonhidrat sayımı çok önemli. Aldığı karbonhidrata göre insülinini yapmalı. Aldığı karbonhidrata göre tedavisini programlamalı. Bu da hastanın da o konuda bilgilenmesi anlamına gelir. Hastanın mesela, çok iyi aslında anlaması gerekiyor. Mesela insülin kullanan, günde 4 kez insülin kullanan bir hasta evet. gitti. O gün akşam yemeğinde de balık yedi. Hiç de ekmek yemedi. Hı hı. Aynı dozu insülini yaparsa, normalde her gün yaptığı dozu insülini yaparsa hipoglisemiye girer. O şimdi karbonhidrat sayımı ile ilgili bir bilgi sahibi bir hasta ise o balık yediğinde ya insülin dozunu en az yarıya inmeli ya da yanında bir dilim ekmek yemeli ama mutlaka insülin dozunu düşürmeli ya da insülin hiç yapmamalı. Evet. Hiç sadece balık yedi, ekmek yemedi mesela. Evet. O zaman o insülin dozunu, o anki yemek dozunu pas geçmeli. Evet. Bütün bunlar tabii bireye göre mutlaka hastanın gösteriyor. Evet bir değişkenlik gösterir ve kendinin de bilgi sahibi olması lazım ama %55-60 civarında karbonhidrat, %25-30 civarında yağ, %20 civarında protein kompleksi, hem protein hem yağ hem karbonhidratın alınması gerekir. Tabii ki kilosu fazla ise karbonhidrat biraz aşağı çekilebilir. Yani bu tür hastaya göre değişen bir beslenme programı yapmak gerekir. Yine sebze ağırlıklı beslenilmesini öneririz. Yine meyveleri ara öğünlerde alabilir ama bir porsiyon meyve alabilir. Yani bir meyve kokteyli yapar, hepsinden alırsa tabii ki ne olur? Fruktozu da yükseltmiş olur. Kan şekerini de yükseltmiş olur. Yani Berat Hanım, diyabetik bir hasta şeker dahil her şeyi yiyebilir aslında. Ama kontrolden çıkmamak şartıyla. Ölçüyü kaçırmamak şartıyla diyebiliriz. Evet. Peki hocam. Meyve dediniz, özellikle şu meyveleri kesinlikle şeker hastaları tüketmemeli diye bir meyve grubu var mı uyarıda bulunmak istediğiniz? Yani tabii bir porsiyon tüketirse, yani bir dilim karpuz, ince bir dilim karpuz tüketebilir. Ya da mevsimine göre işte bir elma bir porsiyon, bir mandalina bir porsiyon, bir portakal bir porsiyon, 15 adet üzüm, 12 adet üzüm bir porsiyon. 12 adet kiraz bir porsiyon bu tür şekilde tüketebilir. Evet. Yani ölçüyü kaçırmadan tüketmeli meyveleri de. Evet hocam, şimdi çok acil bir anons yapmam gerekiyor. Şimdi rejiden yönetmen arkadaşım söyledi. Şu anda kanalımızda çalışan çok değerli bir abimizin kızı komada. Acil şifalar diliyorum kendisine. BRH pozitifti değil mi Derya'cığım? BRH negatif kan grubuna ihtiyacımız var şu anda acil olarak. Lütfen duyarlı olmanızı öneriyorum. Şu anda yoğun bakımda olan, komada olan bir kız evladımız değil mi Derya'cığım?
Bir kız evladımız için lütfen BRH negatif kan grubuna ihtiyacımız var. Bize numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. 0212 995 0551 numaralı hattan ulaşıp bu kan grubunu sağlamamız için yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, bu arada hocam veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kızımıza çok geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş olsun. Evet, acil şifalar diliyoruz. Ayağınıza sağlık hocam. Ben çok teşekkür ediyorum bize fırsat verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum size. Her zaman hocam. Hastalarınıza da şu anda çok fazla fırsat oldu aslında. Siyasetteydiniz. 25. dönem MHP milletvekilliği yaptınız. Evet. Şimdi tabii siyasetten şu an ayrıldığınız için hastalarınıza daha fazla zaman verecektiniz. Tabii asıl olan ülkeye ve insanımıza hizmet. Evet. Hangi alanda hizmet bulursak o alanda da hizmet etmek Allah gerekir. Allah sizin gibi değerli hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, yarın da çok değerli bir hocam bizlerle birlikte olacak. Saat 10.45'te burada olacağız. Profesör Doktor Ayşe Korkmaz hocamız bizlerle olacak. Dünya Prometre Günü'nü konuşacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı günler diliyorum.